Beklenen gün geldi. Ne zamandır. Ben ilk önce bize vakit ettiğiniz çok teşekkür ediyorum. Size vereceğim. Estağfurullah. Bizim emek verdiğimiz ama sizlerden öğreneceğimiz çok şeye ihtiyacı olan bir belgesel. Sen de Sibir'de son 30-40 yılında halk önderinin çocukluğundan beri yaşın çıkıyor. Yok. Güzel. Devam. Var olan meyveklaştırdığım bir tanesi. İlk senin halk önderinin tanıştığın günden başlayalım. Bir tık daha öncesine gitmeyi tercih ederim. Nihayetinde bunu izleyen insanlar aslında kimin neyi nasıl yaşattığını da bilme ihtiyacı hissedebilirler. 1972 yılında Silivri'nin Akviran köyünde doğdum. Bizim köy Silivri'ye 18 kilometre mesafede, işte Pomaklar ve Gacallardan, bu halklardan oluşan bir köy. Ben Pomak sülalesinin bir bireyiyim. İlkokula orada başladık, orada okudum. İlkokulun son dönemlerinde Silivri Lisesi'nde şu mekanda kurulan ilk ekipten Rahim Korucuoğlu diye bir abimiz vardı. Muhtemelen 4 ya da 5. sınıflarda bize halk oyunları göstermek üzere gelmişti. Onunla birlikte başlamıştık. Başlayınca çok sevmiştim. Bir yaratılış fıtrat meselesi. İnsanlar bazen kendilerini dansa, müziğe, sanata yakın hissediyorlar. Meğer benim de böyle bir yatkınlığım varmış. Bu işe ilk darbeyi atan, ilk kurulan ekiplerden abimiz Rahim Korucuoğlu. Onun akabinde yine devam etti çalışmalarımız. Silivri Lisesi'ne geldik, ortaokul kısmından başladık. Kulakları çınlasın, Levent Günaydın abimiz vardı. Onlarla birlikte çalışmalar yaptık. Silivri'de bir müzik topluluğu vardır. Birçok insan hemen yakalayacak. Gökhan Küçük vardı. Gökhan Küçük abimizle çalışmalara devam ettik. Üstüne Taner Çetin vardı. Taner Çetin'le birlikte devam etti çalışmalar. Böyle aldı ve yürüdü. Uğraştıkça keyifli bir şey olduğunu, başarı yakaladıkça motive olunduğunu, hüzünlü, keyifli zamanların geçirildiğini biliyorum. Halk oyunları aslında bir yaşam biçimi. Bir dil, bir lisan. Köklere ait bir şeyleri muhafaza etmek için insanların elinde bulunması gereken çok önemli güçlerden bir tanesi. Zaman tabii ilerliyor. İlerledikçe karşımıza farklı farklı şeyler çıkıyor. Kendi köyümde de halk oyunları çalışmaları yaptım. Fenerköy'de de çalışmalar yaptım. Gümüşyaka'da da, Silivri'deki birçok okulda da, Selimpaşa'da da halk oyunları çalışmaları yaptım. Çalışma yaparken ilk başlangıç noktası benim aslında halk oyunlarına tanıştırılırken ki ilk başlangıç noktasıyla aynıydı. Yıl 1972-73'ler. Yöre oyunları derleniyor. Buradaki tarihi insanlar bu oyunları öğretmek üzere Silivri Lisesi'nde buluşuyorlar. Bir şeyleri anlatıyorlar, gösteriyorlar. Bunun karşılığında dans eden bir kültür ortaya çıkmaya, ifadeler, özellikler çıkmaya başlıyor. Dans etmeye başladığında fark ediyorsun ki doğulu ya da batılı hiç fark etmiyor. Hangi topraklarda yaşıyorsan yaşa, kadın ya da erkek hiç fark etmiyor. El ele tutuşuyorsun. Birlikte terliyorsun. Bu çok önemli bir güç. İnsanın iç disiplinlerini organize eden bir güç. Halk oyunları çalışması yaparken de tek kaygı bu noktada oluşmaya başladı. Çünkü bunu bir şekilde buradaki ortamlarda algılamıştım. Ben insanlara hiçbir şey beklemeden bir şey vermeliyim. O verdiğim şey, okula bir şekilde eğitime gelmiş olan insanlar el ele kol kola girmeliler. Terlemeliler. Bir disiplin için emek harcamalılar ama karşılığında sokağa çıktıklarında selam verecek insanlarının olması, birbirlerine bıçak çekme, kötü alışkanlıklara yönlenme, bunlardan geri adım atmalarını sağlayabilme amacını taşıyordu. Uzun süre böyle çalışmalar yaptık. Şimdi tabii haliyle yaşlanıyoruz. Yaşlandığımız için bir tık aslında kenarda yürütmeye çalışıyoruz bu işleri. Aslında hala sen mücadelen devam ediyor. Var. Şimdi ilk yılları böylelikle değerlendirmiş olduk. Temel Hoca'yla çalışma şansın hiç olmuş mu? Oldu. Temel Hoca'yla çalışma şansımız oldu. Rahmetli çok sert bir adamdı. Hep gelirdi kafamdan öperdi. Şimdi hatırlayınca yani insan farklı bir şeyi yaşıyor. Çok yemeğini yemişizdir. Çok ekmeğini yemişizdir. Çok büyük iyiliklerini görmüşüzdür. Temel Hoca iyi bir organizatördü.
Hatırladığım kadarıyla oynadığını hiç hatırlamıyorum bizimle birlikte. Ama şöyle bir duyguyu onun sayesinde yaşadık. Yine Silivri Lisesi'nde çalışma yapardık. Örneğin işte Çanakkale'ye yarışmaya gidilecekti. 10 tane, 20 tane dansçıyı bir araya getirmek zor bir şey değil veya 30 tane dansçıyı bir araya getirmek zor bir şey değil. Onun arkasından 4 tane, 5 tane otobüs kaldırabilip organizasyon yapmak bir meziyetti. Temel Hoca bunları yapabiliyordu. Biz bir yere kendi taraftarıyla gidebilen o dönemlerdeki tek ekiptik, tek topluluktuk. Belki coşku, belki başarı, belki de insanların bu işi daha iyi anlamaları ve hissetmelerini sağlayan en önemli güç buydu Temel Hoca açısından. Bunu kullanabiliyordu. Biz de bundan çok keyif alıyorduk. Aile olduğumuzu hissetmiştik. Birlikte bir şey yapılabildiğini hissetmiştik. Şeyi ayırt edebilmiştik onun sayesinde. Herkesin varlığının o ekip içerisinde farklı farklı değerlerinin olduğunu fark etmiştik. Normal şartlarda ekip baktığında işte ritmik, müziğe göre hareket edebilen insan topluluğu gibi görürdük. Halbuki öyle değil. Her birey kendi özelliklerinle dans etmiş oluyor. Şeyini, tamamlayıcılığını kendine ait dansıyla yansıttığında fark ettirebiliyordu. Bunu mesela ben Temel Hoca ile keşfetmiştim. Yine az önce senin aldığın çizdiğin 4-5 otobüs buradan gitmek, bir kasaba olarak da aslında bu göre oyunu... Çok zor. Ve başarılmış bir şey. Doğru. Şimdi Kamil'cim, bugünün sosyal hayatı biraz farklı. Sen de biliyorsun, bizler de keza yaşıyoruz. Sosyal hayat deyince sanal hayat gibi algılanıyor. Facebook'ta, Twitter'da türevlerini alabilirsin. Arkadaşlıklar buradan, eğlenmeler buradan. O dönemin sosyal hayatının içerisinde çok fazla bir şey yok. Bildiğiniz futbol, mahalle takımları, sahalarda oynayan takımlar var. Onun dışında halk oyunları var. Halk oyunlara gidince sosyalleşmiş oluyorsun, insanların arasına girmiş oluyorsun, birlikte terlemiş oluyorsun. Düşünsene bir organizasyona gidiyorsun, 20 kişi gitmen gerekiyor ama 400 kişi gidebiliyorsun. 20 tane dansçı, üzerinde 300 küsür tane de taraftarıyla gidebiliyorsun. İşte sosyallik bu. Ekmeği bölüşmek, desteklemek, alkışlanmak, üzülmek, üzüntüyü birlikte yaşayabilmek, kupayı aldığında ortaya koyup hep birlikte kasap çekebilmek. Güzellik buradaydı. O başarıların sonrasında da çarşı meydanında mı oluyor daha doğrusu? Genellikle tabii bu konuda ismi bilinen, senin de bizlerin de bildiği fakat bilmediğimizde çok sayıda insan var. Halk oyunlarının oluşabilmesi için hakikaten ciddi ciddi maddi destek sağlayan sponsorlar da var. Şimdiki gibi sponsorluklar söz konusu değil. Çocuklar bir yere mi gidecek, bir şey mi lazım? Buyurun alın yapın diyebilen, açık bir şekilde destekleyen insanlar vardı. Bu insanlara bu yüzden hani kupa alındığında da diyelim ki sen destekledin, sizin evinizin olduğu tarafa gelip o davulu orada çaldırtırdık. İki de oynardık. Yani doğru bir şeyi destekledin, sana teşekkür ediyoruz, minnet borçluyuz. İyi ki destekliyorsun ki yaşayabiliyor. Bu başarı ilçenin hep birlikte başardık duygusunu verme işine yarıyordu. Senin sayende tanıdım Hüseyin hocamızı. Beraber gittik eline. Röportajımızı da beraber yaptık. O da anlatmıştı. Köylü, Süleyman Köylü'nün, evet. Siyan Köylü'nün arabayla derleme çalışmalarına gitmelerini. Hakikaten Hüseyin'ler de şehrimiz için önemlisinden. Önemliler. Ben Siyami abilerin devresini çok fazla bilmiyorum. Evet. Ama onun sonrasında dediğim gibi hani 81'li, 80'li yıllarda halk oyunları 73, demek ki 7 sene olmuş doğalı ve geliştirileli. Bu arada çeşitli başarılar mutlaka kazanılıyor. Benim bulaştığım devre 80'li dönemler olduğu için 80'li dönemler sonrasında aktivitelerin içerisine girmeye başladık. Ben mesela Fahrettin Hoca'yı tanıdım. Fahrettin Hoca ile birlikte araştırma çalışmalarını köy köy gezme, sandıkları açma, müzikleri çaldırtma, notaya aldırtma, konservatuvara gönderme aşamalarına bizzat şahidim. Kulakları çınlasın, Taner abi de bir işin bir boyutundaydı. Fahrettin Hoca'nın Anadolu bir aracı vardı. Onunla dolaşırdık. Keyifliydi, güzeldi. Bu birikimler insanların ne yapmak istediğiyle ilgili fikir veriyor. Ben de mesela o dönemlerin çalışmaların içerisinden kalan birikinti şu anda senin çok doğru bir şey yaptığını. Günümüzde belki birileri bunları anlayacak ve ödüllendirecek ama
bizler yok olduktan sonra bilecekler ki Kamil Bey diye birisi var, Hüseyin Hoca diye birisi var, Mustafa diye birisi var, Taner Hoca diye birisi var ve bu insanlar bu şehrin kültürünün öyle ya da böyle şahlanmasını sağlamışlar, bunu arşive alabilmişler. Bu çok doğru bir çalışma, seni gönülden kutluyorum. Şimdi çok değerli hocalarımızdan biraz önce söyledim, senin sayende tanıdık. Olmazsa olmaz, Güngör abi onlar için şey diyor, biri bu işin rahmi ise işte öteki tarafta tohumudur. Aynen öyle. Evet. Çok severim, çok sayarım. Çok büyük bir mücadeleden gelip, Silivri gibi bir ilçeyi tercih edip, çok da büyük karşılığını almadan, hakikaten de hüsnü niyetle emek vermiş olan bir insan. Şahsım adına minnet borçluyuz. Her defasında da teşekkür etmeye çalışıyorum. Yine teşekkür ediyorum hocama. Çok ciddi mücadeleler vermiş. Bu işin şimdi modern anlamda yaparken, senaryolaştıran insanların hareket ettikleri, dünyanın oluşumu, dinler, kültürler, ilim hepsinin bir araya geldiğinden yoğrularak elde edilen senaryolarını Hüseyin Hocanlar doğal hayattan görerek, güncelleyerek sahneye taşımaya başarmışlar. Akıllı insanlarmış, doğru malzemeleri kullanmışlar. Bu açıdan oyunların anlaşılması, bize aktarılması, bizlerin de diğer insanlara aktarılmasının altındaki ana madde bu insanların hamurlarından geliyor. İyiler, coşkulular, güzel şeyler ektiler, güzel şeyler filizlendi. Bizler de naçizane bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım devam eder, yaşar. Bir kere çok güzel bir ağaç olduğunu düşünüyorum ben bunu. Yani Temel Hoca ve bunun gibi aslında bunun gibi bir ağaç. Yani çok güzel dallar verdi. İşte sen derneğin çalışmalarına devam ediyorsun. Özcan abi aslında bir taraftan devam ediyor ve hep artık halk oyunları yerleşti. Tüm kılcal damarlarına ülkemizin halk oyunları canlısının muhakkakten şehrimiz kasabımız için çok yeterli de değil aslında Kamil. Yani insanların daha fazla eğilmesi lazım. Daha fazla imkan sağlanması lazım. Yani siyasetten yönetim birimlerine kadar birçok insanın destek vermesi gereken bir şey. Hani eğitimimizde problemler var, problemler var diye söylediğimiz şey. Keşke Milli Eğitim Bakanlığı da artık müfredatların içerisine yöre kültürünün öğretilmesiyle ilgili barışı kurabilecek köprünün bu olduğunu fark edebilse ve koyabilse. Çünkü emek verdikçe, işin içerisine girdikçe kıymetli olanın ne olduğu fark ediliyor. Bir de bizim çocukluğumuzda küçük bir kasabada yaşadık ve işte sizin arkanızdan gelip o yerel yönetim o yıllarda biraz bugünkü oranda belki daha iyi bir desteği var. Kültüre değil, atmosferimiz var bizim az önce Hüseyin abimle. Kulakları çınlasın Selam Bey'in. Destekleriyle, Taner abinin destekleriyle, Şeref abi vardı, Şeref abinin destekleriyle. Çok güzel, çok ciddi bir emek vardı. Çok hoş şeyler yapıldı. Bir coşku vardı. Ama samimi bir destek de vardı. Şimdi yine kültüre var, şimdi yine bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama ya biz yaşlandık, anlamıyoruz, ya şimdi artık o ruh öyle hissedilmiyor. Bence hissedilmiyor çünkü yani orada yetişmek bütün arkadaşlarıma bakıyorum. Kendi jenerasyonumda, bir üst, bir alt jenerasyonda insanlara bakıyorum. Kötü insan çıkmadı. Başarısız insan çıkmadı. Hayatta kendini ifade etmekte zorlanan ya da işe kapanık insan çıkmadı. Oradan yetişmiş her birimiz bak işte bir şeyler oluyor. Kültür evinin buna bize çok büyük yönlendirici bir katkısı olduğunu inanıyorum. Sen de o yıllarda orada eğitmenlik de yaptın. Eğitmenlik yaptım ama şöyle bir şey, şimdi kültür evinin ortaya çıkmasında kültür evi sadece halk oyunlarından oluşan bir birim değildi. Çok ciddi sayıda, yani düşünebiliyor musun, Silivri'de tek kapalı spor salonu hınca hınç dolu bir çalışma yapabiliyorduk. Bir hoca yetmiyordu, birden fazla arkadaş hoca olarak giriyorduk, insanlara bir şeyler aktarmaya çalışıyorduk. Ama bunun altında nasıl Hüseyin hocalar, Temel hocalar ve diğer hocalarım sahne üzerinde işte dansın dışındaki diğer enstrümanları kullanabiliyorlar ise kültür evi de o başlangıcın bir dönüm noktasıydı. Sadece halk oyunları değil, tiyatro vardı. Sadece tiyatro değil, müzik toplulukları vardı. Halk müziğiyle, sanat müziğiyle, enstrüman kursları vardı. Böyle olduğunda ben hem dans edebiliyordum, hem tiyatro topluluğuna gidip
Orada çalışmalar yapabiliyordum. Hem müzik topluluğuna gidip orada çalışmalar yapabiliyordum. Bir dansçının kendini geliştirebilmesi için aslında bir nevi halk konservatuvarına benzer bir şey oluşturulabilmişti ve çok ciddi bir başarıydı. Tonlarca hatıra var ama izleyenlerin canlarını sıkmayalım. Hep olumlu ve güzel hatıralardan bahsedilmiştir büyük ihtimal. Ben de yine orta karar bir hatıramı söyleyeyim. Yakın geçmişe ait olmuş olsun bu. 2008-2009 yılları içerisinde kendi aramızda halk oyunları çalışması yapıyorduk. Yaptığımız çalışmalardan sıkıldık. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz vardı. Halis Bey, Halis İşler. Halis hocama dedim ki ya biz dans ediyoruz. Olabilir. Hani devlet kanalından bir takım organizasyonlar gelir. Bil ki biz hani hiçbir şey beklemeden ilçeyi temsil edebiliriz. Sizi temsil edebiliriz. O esnada bir yazı gelmiş ve bir şeyler istemişler. Mahalli halk oyunları ekiplerinin yarışması varmış ve hani işte İstanbul'da söz konusu olduğunda İstanbul'un oyunları anlatılacak ise bunun da Silivri'nin yapması uygun görülmüş. Mustafa hocam dedi böyle böyle bir halk oyunları yarışması var. Kaymakamlığa yeni gelmiş. Ben de şeyini aldım, haberini aldım. Buna katılsak olur mu? Tabii ki olur hocam dedim. Hemen çalışmaları başlat. Eleme yapılacak. Sakarya'da eleme yapılacak. İstanbul elemesi yapılmadı. Tek katılan topluluktuk. Doğal olarak biz katılmadan geçtik. Sakarya'ya gittik. Her şey hazır. İşte yeni bir takım hazırlıklarımızı da yaptık. Güzel, şık algılansın. Mahalli olduğu için gelenek, görenek veya ilkel, ilk çıkış hallerine yakın oyunlara döndürmeye çalıştık oyunlarımızı. Katılan arkadaşlarımız marifetliydi. Çünkü işte Tayfun abiler, Zellad ablalar, hani bu işin ilk başlangıcında olan insanlarla gittiğimiz için keyifli bir ortamdı. Bu insanlar bu işi zaten doğru yapardı. Müracaatlar yapıldı. Kulakları çınlasın Erkan abilerle birlikte yarışmaya gittik. Her şey çok güzel. Yarışma sahnesine çıktık. Bir aksilik. Klarnet bozuldu. Müzik çalamıyordu. Biz davulla bir süre oynayarak ardından yedek klarnetini çıkardı. Muhtemelen Fehim abi kulakları çınlasın. Ekip tamamlandı. İndik. Tabii şey beklentimiz var. Yani arkadaş bu insanlara ne sunacaksın? Sahne üstünde dans sunacaksın. Bunu pekiştiren, destekleyen müzik sunacaksın. Bu da karşı taraftan Silivri yöresi, Silivri kültürü böyle bir şeymiş. Adımları, özellikleri vesairesi böyleymiş. İyiydi deyip onay almayı bekliyorsun. Sonuç açıklanacak. Hiçbirimizde öyle bir beklenti yok tabii. İşte üçüncüyü açıkladılar, ikinciyi açıkladılar ve her açıklayışlarda şimdi bizim adımızı geçirirler diye bekliyoruz. Arkadaş iki tane geriye ekip kaldı. Ya birinciyiz ya sonuncuyuz. Hani mansiyon verecekler ve gönderecekler. Sonuç açıkladılar. 98 tam puan almıştık. Yani bunu benim mutlaka katkım vardır ama yapan insanların ustalıklarından kaynaklı sahne üzerinde her aksiliğin bir çözümünün olabildiğini gösterdikleri ender yarışmalardan bir tanesidir. 98 çok iyi bir puandır. 100 üzerinden değerlendirilir. Kafadan zaten 1-2 puan birçok ekipten kesilir. O mantıkla çok iyi bir puandır. Bulunduğumuz mekanda birçok kupa vardır. Mesela birçoğu ya 98'lik ya da 99 puanlarla alınmıştır. Peki uluslararası yurt dışı ziyaretlerinde var mı? Yurt içerisinde bir tane daha oldu, onu anlatayım. O biraz tuhaftı da. Burak diye bir arkadaşım vardı. İzmir'e Dikile Taner abilerle birlikte gidiyoruz. Çok yine keyifli bir organizasyon. Geziyoruz, tozuyoruz. İşte tarihi turistik yerlere uğruyoruz. Sokak gösterilerimiz var, onları yapıyoruz. Ana sahne gösterisi var. Onu da muhtemelen metal, işte masaya benzer iskelet tarzında bir şeyler kurmuşlar. Üstlerine ahşabı döşeyip bezle örtmüşler. Böyle bir sahnede görev alacağız. Yanılmıyorsam çift kostüm kullanıyoruz ve muhtemelen de 24'lü bir ekibiz. Gittik gösteriyi yapacağız. Taner abi o aralar bir şey deniyordu işte final verirken birisi yok olsun da aradan gelsin atlasın işte final versin diye.
Final zamanı geldi. Buraklar ekibi kapattı. Benim arkaya geçmem gerekiyor. Arkaya geçtim. Yanılmıyorsam yine Gayda'nın finalini yapacaklar. İşte diz çökerek sağa sola hey hey derken aradan birisinin dizine basıp uçup final vermesi gereken kişi de benim. Arkaya döndüler. Ben hızlandım. Burak'ın dizine bastım. Sahne hareketli. Burak'ın dizi kaydı. Ben havada bir iki takla attım. İlk kollarımı açtığımda seyirciye dönüktüm. Sırtım dönük olarak kollarımı açmıştım. Hey dedim, baktım bizim Buraklar var karşımızda, seyirci yok. Tersine bir hamleyle tekrar seyirciyi almıştım. Sahne üstünde düşerek de olumsuz şeyler yaşanılabiliyor. Bunları böyle güzel, keyifli hale döndürmüş olmak zannediyorum bize aktaran ustaların marifetleri. Peki abi, şimdi dernek çalışmalarınız devam ediyor. Yani her hafta düzenli olarak halk oyunlarında yeni oyuncular yetiştiriyorsunuz, yeni gösteriler. Evet. Şöyle, bu işin ölmemesi gerektiğini, insanların hala bir araya gelip terlemeleri gerektiğini, böylece selamlaşacak, cenazesi olduğunda kaldıracak, kan ihtiyacı olduğunda kan verebilecek, iyi ya da kötü gününde, düğünü de olduğunda onun düğününün şenlikli geçmesini sağlayacak ortamlara ihtiyacımız var. Hele hele bugünümüzde. Bu devam edebilsin diye Silivri'de KİPA'nın arkasındaki engelliler okulunda yine salı perşembe saat 8'de başlayan 10'a kadar devam edebilen ama prensipte şunu hedeflemeyen, çıkalım dünya şampiyonu olalım. Olunacaksa olunur ama kriter bu olunca iş profesyonelliğe taşınır. Derdimiz profesyonellik değil, insanlara dansı sevdirebilmek, üstelik de yaş kriterimiz yoktur. Salı perşembe fix çalışma süremiz. KİPA'nın arkasındaki engelliler okulunda çalışıyoruz. Yaklaşık 2-2,5 saatlik bir çalışma. Çalışmanın hedefinde çok güzel dans etmeye çalışmak, barışık olabilmek, el ele tutabilmek, terleyebilmekten geçebiliyor. Herhangi bir yaş sınırı özellikle koymuyoruz ki insanlar artık baskın olan yerel kültüre değil, ulusal pompalanan kültüre önem veriyorlar. Bununla ilgili sahnelerde bir şeyler yapıyorlar. Biz de şunu arzuluyoruz. Bu şehirde yaşıyorsan, bu şehrin danslarına ilgi göstermen, bu şehrin oyunlarına ilgi alaka göstermen, bu sayede aslında bu şehri tanıyabilmen ve yaşadığın şehirde barışık hale gelmen, bunu hedefliyoruz. Keyifli, güzel çalışmalar yapılıyor. Herkese de kapımız açık. Günümüzde artık hiçbir şeyi bilmeden hiçbir organizasyona girmek mümkün değil. Bizim topluluğumuzda olabilir, diğer topluluklarda olabilir. Mutlaka katılsınlar. Çok ciddi menfaatleri olacak. Bir kere sağlıklı olacaklar. Bir dil daha bilmiş olacaklar. Bir kültürü daha anlamış olacaklar. Oralarda farklı farklı yöreler çalışıyorsa bunlarla aşina olacaklar ama en önemlisi mutlaka gruplarla, katılacakları gruplarla ilgili araştırarak, sorularak, bilgi edinerek gelmelerinde fayda var. Kiminle çalışacağım, nasıl bir insandır, bunlar ne sunuyorlar, benim beklentilerim ne? Çok büyük beklentilerle girmemelerini tavsiye ediyorum ama her girdikleri grupta onlara çok güzel şeyler sunulacaktır. Zamanında bizlere sunulduğu gibi. Aslında o gazla bu işler devam ediyor. Yani düşünün, 30 sene öncesinde öyle güzel şeyler ekmişler ki hala bunu gönüllü olarak yürütebiliyoruz. Ben bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bizi aydınlattın. Son mesajlarım neler? Dansla birlikte kalın. Hoşça kalın.